15 Eylül Pazartesi haftanın ilk gününde ilk stüdyo konuğumuzla birlikteyiz. İlk stüdyo konuğumuz Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Hamit Bakırcı. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Sizler de hep ilk gelen konuklarımız gibi trafikten biraz şikayetçi oldunuz. Bugün de okulların açılmasıyla birlikte trafik daha da yoğun bir hale geldi. Evet. Çok vakit kaybetmeyelim. Sayın Bakan ilk önce ülkeye getirilecek, Adana'nın kuzeyine getirilecek suyla ilgili başlamak istiyorum. Bir belirsizlik var. Sizler bakanlık olarak yaklaşık 6 ay önce Bakanlar Kurulu'na görüşlerinizi sunduğunuzu söylemiştiniz. Herhangi bir reaksiyon geldi mi Bakanlar Kurulu'ndan? Şimdi şöyle diyeyim. Belirsizlik yok aslında. 3 alternatif var. Biz 3 alternatif için de eylem planımızı hazırladık. Nasıl bir yöntem izleyeceğimizi belirledik. Tabii şimdi burada bir karar vermek lazım. Çünkü o vereceğimiz karara göre eleman ihtiyacımızın da ortaya çıkacağı bir gerçek. Evet. Özellikle mühendis kadromuzun yetersizliğinden dolayı yeni mühendislere ihtiyacımız olacak ve bunların bir şekilde belirli bir süre boyunca eğitimden de geçmesi gerekecek bu boru hattı ve arıtmadan dolayı. Her üç seçenekte de bu ihtiyaç ortaya çıkacak, mühendis ihtiyacı. Şimdi şöyle düşünün, yap işlet devret modeli gibi bir model uygulanacak olursa sizin o şirketi veya o alan ihaleyi alan firmayı denetlemeniz lazım. Hı. Denetlemek için de bilgili mühendislere ihtiyacınız olması gerekiyor. Dolayısıyla biz de yönetsek, yani devlet olarak biz kendi elimizle de yönetsek gene aynı şekilde bizim mühendise ihtiyacımız var. Donanımlı mühendislere ihtiyacımız var ki bu suyu bir şekilde yönetebilelim. Çünkü bu dünyada yapılacak olan ilk benzeri olmayan bir proje. Bunun sonucunda arkasından gelecek olan ne gibi yan etkiler olacak, ne gibi problemler ortaya çıkacak. Daha dünyada bir ilk olduğu için bir örneği yok. Dolayısıyla mühendis kapasitenizin tam anlamıyla olması gerekiyor. Ha, çekiniyor musunuz olumsuz bir sonuç olabileceğinden? Hayır, çekinmiyoruz. Çekinmiyoruz çünkü şimdiye kadar ne düşündüysek, neyin olması gerektiğini düşündüysek onlar oldu. Peki bu Bakanlar Kurulu'na sunduğunuz sizin bakanlığınızın görüşlerini ileride kamuoyuyla paylaşacak mısınız? Şimdi biz bakanlığımızın görüşlerini zaten kamuoyuyla paylaştık. Biliyorsunuz 3 alternatif var dedik. Bunlardan biri olacak dedik. Ha. Ama burada tabii ki kararı verecek olan mekanizma sadece bizim bakanlığımız değil, hükümetin kendisi. Dolayısıyla hükümetin buna bir karar vermesi gerekiyor. Tabii çalışmalar hala devam ediyor, onu da söyleyeyim. Başbakanlık müsteşarlığıyla birlikte bizim bakanlığımızın elemanları sürekli istişare içerisinde bunda tartışıyorlar, görüşüyorlar. En doğru noktaya ülkemiz adına en uygun modeli bulacağımıza inanıyorum. Tabii Türkiye'nin de kendine göre bazı görüşleri var bu konuyla ilgili, buradaki durumla ilgili. Evet, son dönemde aslında bir takım da eleştiriler getiriliyor KKTC hükümetine. Herhangi bir çalışma yapılmadığı, bu çalışma yapılmadığından ötürü de Türkiye Cumhuriyeti'nden kendilerinin, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi istediği bir model burada uygulanacak şeklinde bazı da eleştiriler geliyor. Evet. Var mı böyle bir şey? Şimdi bakın şöyle diyeyim, çalışma yapılmadı değil, işte onu anlatıyorum. Çalışmalar yapıldı. Sadece nihai karar verilmedi. Yani ne yapılacak diye. Biz kendi bünyemizde su yasasında tekrardan gözden geçirdik. Değişiklikleri yaptık ve biz bunları savcılığa da gönderdik. Hukuksal görüş almak açısından merkezi mevzuata da gönderdik. Sonuçlar geldikten sonra da meclise göndereceğiz, sevk edeceğiz. Hı. Yani çünkü gelecek olan bir su var ve bizim ülkemizde suyla ilgili herhangi bir yasamız yok. Kapsamlı bir su yasasıyla birlikte bu suyun yönetimini yapmak, hem atık sulardan, hem içme sularından, hem kullanma suyundan düşünün. Bunların hepsinin bir bütünlüklü çerçeve içerisinde yapılması şart. Evet. Çünkü bizim bir de yeraltı kaynaklarımız var. Bunların nasıl rehabilite edileceği, bunların nasıl korunacağı ve ileride ihtiyacımız olursa bunları nasıl kullanacağımız, bunlar da çok önemli. Evet, sanırım çünkü yani örneğin şu an Güzeyurt'ta var olan mevcut tesis sanırım dinlenmeye alınacak. Veyahut peki bu projenin aksaması halinde tabii ki veyahut herhangi bir sorun olması halinde yine aynı şekilde sistemi işleyebilecek mi şu an mevcut işlediği şekliyle? Şimdi bakın zaten biz bazı yatırımlar yapıyoruz bazı bölgelerde. Yeni su depoları, yeni kaynaklar bulup bunları bölgelere en azından şu anki ihtiyaçlarını giderebilsinler, rahatlasınlar açısından uğraşıyoruz. Bazı arkadaşlar diyor ki ya 1-1,5 yıl içerisinde zaten su her yere ulaşmış olacak. Bu kadar masrafa gerek var mı? Bence var. Niye var? Diyelim ki bu su Türkiye'den gelmeye başladı. 8 ay sonra, 1 yıl sonra bir problem oldu. Aynen. Denizin 250 metre altında geçen boruda bir patlama oldu. Ve bize 3 ay su gelmeyecek farz edelim. Ne yapacağız?
bizim mevcut kaynaklarımızı her an çalışabilir vaziyette korumamız şart. Evet. Peki bir yani tuzlanmadan ve belli sıkıntılardan bahsedilmişti mevcutlarda. Sanırım bu süreci de bunların nihai vitesi için mi kullanılacak? Evet. Şimdi bakın Lefkoşa ve Magosa'da özellikle evet. kullandığımız sular tuzluluk oranı çok yüksek. Yani bunu siz de yaşıyorsunuz, biz de yaşıyoruz. Aynen. Dolayısıyla aküferdeki tuzluluk oranı arttığı için ve siz ne kadar çok su çekerseniz o tuzluluk oranı daha da fazla artacak. Çünkü deniz girişi oluyor içeriye. Aküferin içerisine denizden su geliyor. Geliyor. Dolayısıyla bunu yok etmenin bir yöntemi de oradan suyu çekmemek ve yukarıdan yani toprağın üstünden suyu aşağıya doğru süzdürmek. Yani bu yağmurlarla da olur, tarımda kullandığınız suyla da olur. Dolayısıyla aküferin toparlanması için de yaklaşık tahmin ediyoruz ki bir 10 yıla ihtiyacımız var. Tabii yavaş yavaş düzelecek. Birden düzelmez. Evet. Peki geçtiğimiz günlerde Sunat Hatun stüdyo konuğumuzdu. Bu projeye oldukça sahip çıktı. Hatta bu projenin kendileri döneminde ortaya atıldığını, kendi Ulusal Birlik Partisi'nin hem hükümet programına hem de kendi parti programlarına aldığını söylemişti. Şöyle bir soru yöneltmiştim. Gerekli çalışmalarda yaptıklarına inanıyorlarmış şeklinde. Gerekeni yaptıklarını söylediler kendi dönemlerinde bu işin hem yönetimi hem de nasıl olacağına ilişkin. Siz öyle çalışmalar buldunuz mu kendi bakanlığınız adına? Şimdi şöyle diyeyim. Bir kere bu projeyi kendileri oluşturmuş değiller. Bu proje Türkiye'de şu an Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o zamanın Devlet Su İşleri'nin başında olan Profesör Doktor şu anda Çevre ve Orman Orman ve Su Bakanı'dır. Veysel Eroğlu'nun birlikte kendilerinin kurdukları bir hayalin sonucunda üretildiğini defalarca da Veysel Bey televizyonlarda açıkladı. Yani bu su projesi düşünün Recep Bey'in İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde kafalarında olan bir şeydi. Gökçeada'ya Türkiye'de denizin altından boru döşeyerek su götürdüler. Hı. Bunun Kıbrıs'ta nasıl yapılabileceğini tabii o zamanlar bir hayaldi. O günkü teknoloji, o günkü maddi imkansızlıklar bu bir hayaldi. Daha sonra bu şekilde hayata geçirerek bunu uygulamaya koydular. Ha şimdi şunu da söyleyelim. Bir önceki hükümet döneminde biz ne yapıldığını baktığımızda, araştırdığımızda evrak bulamadık. Doğru dürüst. Sadece bir çalışma vardı. Suyun yap işlet devret modeliyle nasıl yapılacağıyla ilgili bir sözleşme. Metni. Sözleşme. Evet. Ha, imzalanmış bir sözleşme mi? Yoksa bir de anayasal taslak metin olarak mı? Taslak metin olarak. Bir de anayasal çalışma yapılmış. Hüseyin Gökçekuş başkanlığında, Profesör evet. Doktor Hüseyin Gökçekuş başkanlığında taslak bir anayasal yani su yasasıyla ilgili bilmiyorum. Çalışma yapılmış. Biz işte tekrardan onu aldık. Bazı yerlerinde ufak tefek değişiklikler yaptık ama ana hatlarıyla koruduk. Çünkü gerçekten güzel bir çalışmaydı. Dolayısıyla onun dışında da pek bir şey bulamadık. Burada Devlet Su İşleri'nin mühendisleriyle irtibata girdik. Dedik ki bu proje oluyor ama ne oluyor? Biz neresindeyiz bu işin? Yaklaşık bir yıldır biz Devlet Su İşleri'yle birlikte sürekli hangi adımı atıyorsak beraber atıyoruz. Peki şimdi şu andaki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir hayalinin üzerinden yola çıkıldığını bahsettiniz. Kıbrıs'ı Türklerin veyahut buradaki KKTC hükümetinin bu hayalin gerçekleşmesinde veya uygulanmasındaki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani suyun bu projenin başlamadan önceki halinden mi bahsediyorsunuz? Hem önceki hali hem de buraya gelirken. Şimdi şöyle diyeyim, zaten Kıbrıs her zaman kurak bir ülkeydi. Yani bizim iklim kuşağımızdan dolayı yeraltı kaynaklarımızın mevcudiyetinin yetersizliğinden dolayı her zaman bu kuraklık bu ülkede olmuştur. Hı. Ve her zaman biz insanlar olarak burada sağlıklı, temiz, içilebilir, kullanılabilir bir suya her zaman ihtiyacımız olmuştur. Dolayısıyla bu istek her zaman vardı. Hatta biliyorsunuz bir ara balonlarla evet. alternatif olarak acaba su taşınabilir mi, işte taşıyalım, oradaki susuzluğu giderelim diye bir proje yapıldı ama tabii taşıma suyla değirmen dönmez. Dolayısıyla o da başarılı olmadı. Ama Türkiye'de hiçbir zaman için buradaki vatandaşlarımızı yalnız bırakmadı bu konuyla ilgili. Elinden geleni yapmaya çalıştı. Balon da onlardan bir örnekti zaten. Tankerlerle de su taşındı. Yani gemilerle de su taşındı. Ama tabii sonuçta köklü bir çözüm istiyorsanız bir şekilde sürdürülebilir bir su akışını sağlamak zorundasınız. Bunun da tek yolu boruyla her iki kara parçasını birbirine bağlamaktı. Şimdi 1400-1500 metre derinlikteki bir mesafeye siz boruyu denizin dibinden döşemeniz o basınç eşliğinde mümkün değil zaten.
Dolayısıyla askı aparatları kullanılarak bu suyu buraya taşıyacağız. 250 metreden sanırım. Denizin derinlik olarak, yükseklik olarak yüzeyinden 250 metre derinlikte askıda gelecek bu su. Ha, bu dünyada onun için bir ilk zaten. Bu kadar büyük bir mesafenin olması ve askıdan gelmesi boruların dünyada bir ilk olma örneğini gösteriyor. Peki bakanlık olarak yani bu projenin aslında yani esas özellikle sizin Uhdeniz'de yapılan çalışmalar olacak veyahut birinci sorumluluk sizin üzerinizden olacak. Bunun bu nedenden ötürü, bu sorumluluktan ötürü bir baskı veyahut tedirginlik hissediyor musunuz? Nasıl olur, uygulayabilecek miyiz? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, tedirginlik hissetme noktasında şunu söylüyorum ben, elimizi çabuk tutmalıyız. Biz onun için son bir yıldır var gücümüzle çalışıyoruz ve alternatifleri oluşturduk, onların yöntemlerini oluşturduk. Bakanlık niye? Olarak. Tabii ki bakanlık olarak. Niye? Bu su gelecek. Baraja akacak. Eğer ben bu suyu bir programım, planım yoksa ve yönlendiremiyorsam bir anlamı yok. Su gelirken de bizim bu suyu kullanılabilir bir şekilde yönetmemiz lazım. Ha. Zaten ilk suyu Lefkoşa alacak. Biliyorsunuz boru döşeme devam ediyor işlemleri. Evet, çalışmalar devam ediyor. Bu arada biz vatandaşlarımızdan da ben kendi adıma özür diliyorum. Çünkü trafiği de bayağı aksattık bazı noktalarda. Çünkü tek şerite indirmek zorunda kaldık. Yolu bazen kapatmak zorunda kaldık ama bunu da yapmak zorundaydık. İnşallah yaklaşık bir 25 günlük çalışmadan sonra da Lefkoşa hattı bitmiş olacak. Bittikten sonra Hamitköy deposundan bütün Lefkoşa'ya suyu verebileceğiz. Geldiğinde arıtmadan geçtikten sonra ilk suyu alacak yer Lefkoşa olacak. Diğer bölgelerde durum ne? Çalışmalarda? Diğer bölgelerde Güzelyurt bölgesindeki çalışma da epey bir tamamlandı. O da bitecek. Arkasından Girne, Magosa ve İskele bölgesi bitecek. En son da Karpaz bölgesi. Evet. Tabii bunlar 4 ihale şeklinde yapıldı. İhaleler verildi. Ama bu projeler, buradakiler bitmeden bağlantılar diğer taraflara henüz başlanmış değil. Peki bakan olarak sizin gönlünüz bu 3 yöntemden, 3 farklı opsiyondan hangisinden yana? Tabii şimdi bunu şu an açıklamak hükümetin içerisindeki bir üye olarak çok doğru olmaz ama biz yapımızı çok iyi biliyoruz. Tahlil ettik, analiz ettik, eleman sayımızı tutun, mühendislerimizden tutun, belediyelerimizin yapısından tutun, hepsini analiz ettik. Dolayısıyla biz hani insan bazen gönlünden bazı şeyleri çok ister ama olmaz bir şekilde. Niye? İmkansızlıklar sebebiyle olmaz veya yetersizlik sebebiyle olmaz. Şimdi o konuyu bir netleşsin, hükümet olarak netleştirelim. Netleştikten sonra düşüncelerimizi, eksisini, doğrusunu, her şeyi paylaşırız. Belediyelerin o noktada biraz bazı çekinceleri bulunuyordu. Su kendileri için önemli bir nokta. Özellikle gelir getirme hususunda ne olacağını onlar da yakından bekliyorlar. Bir iddia vardı geçtiğimiz günlerde benim de duyduğum. Tabii iddia olduğunu altını çiziyorum. Suyun birikeceği bazı alanların istimlak edilip tapuların Türkiye Cumhuriyeti'ne verildiği ile ilgili böyle bir İddianın doğruluğu yok, var mı Sayın Bakan? Yok. Ha, istimlak olayı doğrudur tabii ki. Yani biz barajı yaparken barajın etrafındaki arazilerden birçoğunu istimlak ettik. Evet. Hatta şu an malzeme aldığımız, kil aldığımız bazı yerler var. Onları gerekirse vatandaşa da geri verebilmek için, yani istiyorsa vatandaş geriye verebilmek için de çalışma başladı. Yani oradan kil malzemeyi aldınız, orası boşaldı, çukurlaştı. Oraya dolgu yaparsanız kırmızı toprakla birlikte belki de insanlar tarımda kullanmak isteyecek. Aynen. Bununla ilgili dedik ki bir çalışma yapın. Gerekirse bu insanlara geriye iade edelim kullanmadığımız o alanları. Ama kullanacağımız alanlar ve güvenlik alanını içerisinde olan arazilerin istimlakları yapılmıştır. Yapılmak zorundaydı zaten. Ha, borular içinse istimlak yapmıyoruz. Geçici el koyma yapıyoruz. Boru döşendikten sonra da mal sahibine iade ediyoruz zaten. Orada herhangi bir kamulaştırma olmuyor. Kamulaştırma yapmıyoruz. Evet. Son su konusunu yavaş yavaş bitireceğim. Daha pek çok çevre olayı var. Çünkü başka konular da var değinmek istediğimiz. Maliyetle ilgili toplumda da bir kaygı var. Yani şöyle bir şey oluyor Sayın Bakan. Konu netleşmediği zaman aslında çok fazla özellikle de bu küçük toplumda spekülasyona ve dedikoduya açık bir hale geliyor. Şu anda da aslında hep kafalarda maliyet ucuzlayacak gibi bir algının şu veya bu şekilde henüz çalışma tamamlanmadığından ötürü, yani bildiğiniz suçlayarak da değil bu söylediğim, çalışma tamamlanmadığından ötürü toplumda maliyeti suyun yükseliyormuş şeklinde de endişelere yol açtı. Şimdi bakın, bu suyun fiyatı ben her zaman söylüyorum. Ne olursa olsun bize ucuz gelecek. Niye? Bir kere şu an kullandığımız suyun kalitesizliğinden, kirecinden dolayı, tuzluluğundan dolayı, elektronik eşyalarımızın ömrü eğer 5 yılsa,
3 yıl sonra biz bunları atıyoruz. 10 yılsa 6 yıl sonra biz bunları atıyoruz. Niye? İçindeki biriken kireçten tutun da işte tuzun yıpratma oranına baktığınız zaman aletlerimiz çabuk bozuluyor. Bu bir. İkincisi, su geldiği zaman dama çıkmıyor. Damdaki depomuza su çıkmıyor. Aşağıdaki depoya geliyor. Depodan biz dama elektrik enerjisiyle su çekiyoruz. Ve eve basınçlı su isteyen insanlarımız da hidrofor sistemini kullanıyor. Orada da bir elektrik maliyeti var. Dolayısıyla birçok noktada da bir depo değil, iki depo, üç depo. Çünkü su sıkıntısı olduğu için insanlar biriktirme mantığına gidiyorlar. Bunlar da bir maliyet, masraf. Evde kullandığınız içme suları, arıtılmış işte bu damacana suları. Her bir damacana ortalama bir fiyat koyarsak 5 lira diyelim. Yaz aylarında 15 damacana içiyor bir aile. 5 ile çarptığınız zaman zaten siz bunu 75 lira sadece siz evde kullandığınız içme suyuna veriyorsunuz demektir. Dolayısıyla bunların maliyet hesabını yaptığınızda her halükarda ucuz gelecek. Ama bu su Türkiye'den geliyor. Türkiye bizden herhangi bir ücret talep etmiyor. Ne yaptığı işletmenin maliyetini ne de gelecek olan suyun maliyetini bizden istemiyor. 1 milyar dolar civarındayız. 1.2. Hatta 1.3'ü de bulacak gibi duruyor. Bizden herhangi bir ücret talep etmiyor. Fakat bizim bunu Geçitköy'den adanın bütün geneline göndermemiz için pompaları kullanmak zorundayız. Ve bunların da çekeceği enerji yaklaşık 25 megawatttır. Az bir enerji değil. Bu enerji bu suyun maliyetine çok büyük etki gösterecektir. Şu anda kıyasladığımızda nasıl buluyor? Bu şimdi bakın şu an kıyasladığınızda Dipkarpaz Belediyesi'ndeki suyun fiyatı 50 kuruştur. Magosa Belediyesi'nde 3.20'dir. Bizde de standart bir su fiyatı yok ki. Kime göre daha pahalı, kime göre daha ucuz olacak? Yani onu da kıyaslamamız lazım. Dolayısıyla bunların hepsi belirlendikten sonra asıl maliyeti çıkartmak lazım. Çünkü siz suyu alıp evlere göndermekle sadece yükümlü değilsiniz. Bir de bu evlerden çıkan atık sular var. Bunların kanalizasyon sistemiyle belirli arıtma tesislerine gitmesi, oradan arıtılıp arıtılmış suyun da bir şekilde tarımda kullanılması lazım bu ülkede. Yani bizim heba edecek bir damla suyumuz bile yok aslında. Dolayısıyla bunların hepsi düşünüldüğü zaman kapsamlı olarak suyun asıl fiyatı o zaman belli. Şu an için henüz net bir şey yok. Bu maliyet araştırmaları yapıldıktan sonra. Şimdi biz sadece suyu evlere gönderebilmek için bir çalışma yaptık. Ne kadarlık bir maliyet olacak bize diye. Bunu açıklamak istemiyorum çünkü açıkladığımızda spekülasyonlara da yol açıyor. Ama şu an kullanılan sudan çok daha ucuz. Çok daha ucuz. Çok daha ucuz. Ama sadece bakın söylüyorum evlere ulaşması esnası. Evlere ulaşması. Zaten orada. Ama altyapıların da yapılması lazım biliyorsunuz. Lefkoşa'da bazı noktalarda %80 kaçak var. Ve boruyu siz düzeltmek için dokandığınızda boru eriyor, yok oluyor. O zaman nasıl oluyor? Boruların tamamen değişmesi gerekiyor. Değişmesi gerekiyor tabii ki. Sizin altyapınızı yenilemeniz gerekiyor birçok noktada. Mesela düşünün Lefkoşa'da yaptığımız bu ana hattın yaparken aynı zamanda biz Lefkoşa'nın kendi şebeke hattını da yapıyoruz şu an. Yeniliyoruz yani. Yeniden döşüyoruz onu. Çünkü o borular çok eski ve çürüdü. Bahsi geçen noktalarda ama erime olan noktalarda da artık yerel yönetimlere sanıyorum sorumluluk düşecek. Sorumluluk onlara düşüyor ama işte yerel yönetimlerde belediyelerimizin kapasitesi belli ortada. Ekonomik durumlarda. Dolayısıyla yani o konuda onları da haklı görüyorum. Müdahale edemiyorlar imkansızlıklardan dolayı. Sudan fit olayına geçelim Sayın Bakan. Yalnız en azından bence iyi oldu kamuoyuyla bunları paylaşmak. Çünkü herkesin kafasında bir şeyler vardı. En azından birinci ağızdan sizin bunları duymak bizler için iyi oldu. Toplum için de iyi olduğunu düşünüyorum. Aksa'nın fitle takma olayı vardı. Bu oldukça önemli, uzun bir süredir konuşuluyordu. Şunu sorayım, daha önceden de zaten orada halihazırda bir fitle olduğu ve çalıştırılmadığı söyleniyordu. Bu doğru mudur? Bozuk muydu da mı çalıştırılmıyordu? Bir de yanılmıyorsam eğer... Fitle takmakla birlikte bunu işletebilmek önemli. Çünkü çok ciddi bir maliyeti var fitle işletmenin. Evet. Ve cezai müeyyideleri daha ucuz olduğu söyleniyor işletme maliyetinden. Bundan ötürü bir kaygınız var mı? Fitle takıldı ama çalıştırıldı, çalıştırılmaz noktasında. Ondan öte bir kaygım yok. Çünkü çalıştırılıp çalıştırılmadığını denetleyecek kurum biziz. Evet. Görevimizi yaptığımız sürece onları da çalıştırmak zorundadır. Zaten iki kez sanırım ceza kesildi. İkiden fazla kestik. İkiden fazla. Şimdi şöyle diyeyim. Biz göreve geldik. Aksa'yla da gittik, konuştuk. Evet. Murat Bey'le, müdürleriyle. Dedik ki bu olay nedir? Yani sizde bir sistem varmış, duyduk. Duydum. Ama nedir bir görelim. Desoks dedikleri, kükürtü tutan bir sistem. Fakat şöyle bir dezavantajı var onun.
Siz desoksu çalıştırdığınız zaman, evet doğrudur, havaya verdiğiniz kükürt oranı düşüyor. Ama kurumlaşma yapıyor ve kurumlaşma da borular vasıtasıyla aşağıya gelip denize gidiyor. Şimdi siz ya desoksu çalıştıracaksınız, havaya daha az kirlilik vereceksiniz ama bir yandan da denizi kirleteceksiniz, tutucu filtreleri olmadığı için, ya da onu çalıştırmayacaksınız, havaya daha fazla zehir gidecek. Tabi desoks aynı zamanda bir de denoks, şimdi kurulacak olan da denoks, yani azot içindir. Dolayısıyla her iki gazı da bizim havaya vermememiz lazım. Ama çıkan kurumları da, kurumsal yapıları da tutucu kazanlarda tutmamız, filtrelerde tutmamız, elemine etmemiz lazım. Yani denize dönmemesi lazım. Dolayısıyla biz geldiğimizden yaklaşık bir yıldır bununla mücadele veriyoruz. Bu sistemle ilgili. Tabii ki. Gittik, konuştuk, takacağız dediler, yapacağız dediler, iki ay işte sonra şuna başlıyoruz dediler. Dedik ki tamam, biz iyi niyetliyiz, bekliyoruz. Baktık ki günün sonunda gene aynı şeyleri söylüyorlar. Bu sefer cezai yaptırımları uygulamaya başladık. Tabii bu arada biz durmadık. Biz Cemil Bey'le de, sahibiyle de 2-3 kere oturduk, konuştuk. Hı. Dedik ki bunun takılması lazım bu ülke adına. Biz Türkiye'deki yetkililerle de, Türkiye'nin başbakanıyla da, çevre bakanıyla da görüşmeler yaptık ve şirkete onlar vasıtasıyla da mesajlar gönderdik. Ama bunun yapılması için bu kadar bağlantı kurulması sizi biraz üzmüyor mu? Yani üzüyor ama bakın şimdi ben şuna bakarım. Bir, meyveyi dalından koparmak istiyorsanız yönteminin ne olduğu benim için çok önemli değil. Ağaca zarar vermeden o meyveyi almak istiyorsanız ister çıkın, ister merdiven koyun, isterseniz bir değnekle alın. Önemli olan meyveyi alabilirsiniz. Meyveye ulaşmaktır amaç orada. Bizim buradaki amacımız ne? Havanın kirlenmemesi. İnsanlarımıza o kirli havayı soğutmamak. Biliyorsunuz ülkemizde kanser oranları da çok yükseldi. Bunların bir etkeni de bunlar. Ha, bir yıllık mücadelenin sonunda onlar da filtreyi takmayı kabul ettiler ve başlandı. Start verildi. Kısmet olursa Aralık sonunda tamamen devreye gireceğini düşünüyoruz. En azından 2015'in ocağında diyelim, yeni yıla temiz bir havayla o bölgede, Kalecik bölgesinde gireceğimizi ben düşünüyorum. Cezaların etkili olduğunu düşünüyor musunuz şirket üzerinde? Çünkü kestiğiniz cezalar gerçekten o gibi tesisler için komik. Komik. Geçtiğimiz yıl bir petrol olayı yaşanmıştı. Bununla ilgili bir takım önlemler almıştı dönem bakanı. Bu önlemler ne aşamada? Yani sizler de ne yaptınız bu konuyla ilgili? Sanırım yasal değişiklikler gündeme gelmişti. Çevre Dairesi de bununla ilgili çalışma başlatmıştı. Tamamlanabildi mi o çalışmalar? Şimdi Aksa'dan olan kazadan bahsediyorsanız, onlar zaten büyük sıkıntılar yarattı bize. Niye yarattı? Hı. Biz geldiğimizde Sibel Hanım dedi ki biz Türkiye ile konuştuk, Türkiye bunları alacak. Çünkü bunlar nedir? Katılaşmış fuel oil'dir. Yani bunlar aslında enerjidir. Yani burada sizin herhangi bir tesisiniz olsa, çimento fabrikası gibi, enerji kaynağı olarak bunları kullanabilirler. Atıktır, zararlıdır ama enerji olarak da kullanılabilen maddelerdir. Yani sıvının katıya dönmesi halinde. Sibel Hanım deyince biz Türkiye'de de istişareye girdik. Gittik, konuştuk, bakanla da görüştük. Ama Türkiye'nin de yasal mevzuatı onları almaya Avrupa Birliği'ne uyum yasası çerçevesinde uygun değil. Hani buradan yani çıkanları? Nasıl ki biz dışarıdan ülkemize atık alamıyoruz, almıyoruz, Türkiye'de almıyor. Dolayısıyla biz onları oraya transport etmek için çok uğraştık. Hatta bütün maliyetini yüklenici firma zaten karşılayacaktı ama Türkiye'deki yasal mevzuattan dolayı bunu yapamadık. Ha, Türkiye'deki mühendislerle, çevre mühendisleriyle yaptığımız girişimler sonucunda, çalışmalar sonucunda da dediler ki bunların yalıtımlı bir membran içerisinde gömülmesi gerekir. Hı. Biz de o işlemi başlattık. Ama biz çok uğraştık. Yani acaba biz Türkiye'ye bir şekilde bunu gönderebilir miyiz? Yöntemi ne olabilir? Fakat bir türlü o olayı aşamadık. Peki yani bu yaşanan olayla birlikte. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Biz tabii oradaki bir kirlilik oluştu. Ama asıl önemli olan neydi? Yaz sezonu geldi ve insanlar denize girecek. Orada insanlar balık avlıyor. Hı. Balık tutuyor. Balıkçılar balık tutuyor. Balık çiftlikleri var yakınında. Bu aynı zamanda da insanların gıda kaynağı. Dolayısıyla dedik ki insanlarımıza sağlık açısından bir problem getirecek mi? Tamam, çevre konusunda bakalım ama sağlık konusunda da ne olacak? Girdi Amerikan Üniversitesi ve Türkiye'deki bir üniversitenin işbirliğiyle bir protokol yaptık ve iki ay boyunca o insanlar geldiler, burada daldılar, numune aldılar, kumdan, sudan, balıklardan, yosunlardan, bütün canlılardan.
Sonuçlar çıktığında zaten biz bunu basında da paylaştık. Şu çok şey olan değil bizi. Mi Sayın Bakan? Yüzey suyu inceleme raporundan bahsediyorsunuz. Hayır, denizin dibinde de sadece denizin. Yüzey suyu değil. Yani denizin altındaki tabakadan da alındı. Canlılardan da alındı. Bitkilerden de alındı örnekler. Evet. Ha, çıkan sonuçlar bize şunu gösterdi ki tamamdır. Yani burada herhangi bir sağlığa zararlı bir etki şu an yoktur. İnsanlar rahat bir şekilde denizine girebilir. Balıklarını yiyebilir. Hatta o raporların birinde barbun balığındaki işte ağır metallerden bahsediyordu. Toplumda da bir iki basın organında sanırım yanlış hatırlamıyorsam işte ya bu ağır metal var gibi bir açıklama oldu ama şimdi barbun zaten dip balığı olduğu için kendi doğal yapısında beslenme şeklinden kaynaklanan bir ağır metal yapısı var. Ama bunun bir sınırı var. Barbun balığının içerisinde olan tespit de bu sınırların altındaydı zaten. Bu acil müdahale ekibinden bahsedilmişti. Bu olayın yaşanmasının ardından böyle bir şey mümkün müdür? Bazı öneriler de vardı. Hatta bu ekibin maliyetinin veyahut giderlerinin ilgili firma tarafından karşılanmasının. Evet. Ama halihazırda da hazırlanmış bir sözleşme var. Bu mümkün olabilir mi sizce? Yok, zaten Aksa o günden sonra hala orada bir ekip tutuyor. Uzman bir ekip tutuyor. Evet. Hatta her yakıt yükleyip bindirme esnasında da etrafını şamandırayla çeviriyorlar. Peki, yani sütten az yalan yoğurdu üfleyerek yiyor. Az önce Güney Amerikan Üniversitesi'nde bahsettiği, yani yaptığı çalışmalardan bahsetmiştiniz. Ben biraz haberlere baktım. Yüzey suyu inceleme raporlarıyla ilgili bir açıklamanıza rast gelmiştim. Kuzey sahillerinde tehlike olmadığını söylediniz. Şimdi o ayrı. O benim, konuya geçmek istiyorum. Evet, tamam, benim bahsettiğim ayrı, o ayrı. Tabii. Fakat risk değerlerine yaklaşıldığını söylediniz. O zaman ne yapmak gerekiyor? Şimdi bakın, bazı noktalarda tabii ki risk değerlerine yaklaşıldığı görülüyor ama gene de kabul edilebilir değerler içerisinde. Şimdi bir kere birçok tesisimiz var deniz kıyısında da. Bunların kendi arıtmalarını mutlaka yapmaları lazım. Birçok atıklar var. Biz görüyoruz veya görmüyoruz. Bazıları kuyulara dökülüyor. Yani adam bir yarık bulmuş, atıyorum oraya döküyor. Atıyorum hellim altı suyu, peynir altı suyu. Bu nereye gidiyor bu su? Yeraltı kaynaklarına da gidebilir, denize de gidebilir, denize yakın noktalarda. Dolayısıyla bunlarla ilgili biz tedbirlerimizi, kontrollerimizi de arttırdık. Ama şu bir gerçek ki, toplum olarak da biraz kendimiz dikkat etmek zorundayız. Evet, onu soracaktım. Yani orada da demek ki insan olarak veyahut kurumlar olarak dikkat etmek zorundayız. Şimdi biz tespit ettiğimiz her türlü işleme, cezai yaptırımı uyguluyoruz. Çevre kirliliği konusunda. Ama biz herkesi göremeyiz. Allah aşkına bakın, Magos'a Lefkoşa yolu temizlendi, tertemiz oldu. Bir hafta sonra baktık ki gene her yerde refüjlerin içerisinde çöpler var. Ya suyu içiyorsunuz, atıyorsunuz. Yol kenarlarına bir bakın, pet şişeler. Ya bunları kim yapıyor? Gökten inmiyor ki bunlar. Bizim insanımız yapıyor gene bunu. Peki, yani herhalde o zaman toplumsal olarak bilincimizde zayıflık var, çevreye gereken önemi var. Onun için ben her zaman söylüyorum, eğitim bu işin bir ayağıdır. Hadi. Biz okullarda eğitime bu konuda çok büyük önem veriyoruz. Ama ikinci ayağı da cezadır. Fakat ceza içinde tespit edebilmeniz lazım. 2015'teki hedeflerimden bir tanesi de çift şeritli Magos'a, bu Ercan'dan Lefkoşa'ya kadar olan yerde kamera sistemine geçebilmek. Belirli noktalarda kamera olacak. Çöpü atanı tespit edeceğiz. Arabadan atılan çöpleri plaka numarasına göre aracın sahibine cezayı göndereceğiz. Ben de onu soracaktım. Yani genelde şu şöyle bir sıkıntılar yaşanıyor. Çalışan sayısı eksikliğinden ötürü bazı denetimlerin yapılmadığı söyleniyor. Evet, ben de organizasyon şemasının çevre dairesinin, çevre koruma dairesinin mümkün mü diye soracaktım. Buna ama sanırım kameralı sistemde... Mümkün değil. Bakın, eleman sayımız gerçekten az. Yani biz bazen görevlendirmek üzere bir elemanı bir yere gönderdiğimizde ikinci bir olaya aynı noktadan ikinci elemanı göndermekte zorlanıyoruz. O yüzden aslında bu kamera sistemi de daha... En güzeli kamera sistemi, kayıtlar altında. Evet. Biz Facebook'tan her türlü ihbarı da kabul ediyoruz, alıyoruz ve cezasını yazıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani siz çekin, bize görüntülü olarak ispatlayın, biz onu cezalandıracağız. Nasıl tepkileri var mı gönderenler? Yani... Ceza konusunda, yani cezayı yiyip de tepki verenden mi bahsediyorsunuz? Yok, yani yoksa... Facebook'ta paylaşan, yani bunu var, ispatlayan. Var. Bize gönderiyorlar, çok geliyor. Çok geliyor. Evet. Ve hepsi de dikkate alınarak cezalandırılıyor. Evet. Az bu sadece, yani... ülkenin bir bölgesinde değil, tüm yani ülkenin geneline yayılmış aslında çevreyle ilgili sorunlar. Bu yıl Restore It gibi de bir kampanya düzenlendi. Evet. Fakat kısa bir süre sonra ne yazık ki
aynı kötü görüntülere sahip olduğumuzu gördük. Dediğiniz gibi Mansa yolu temizlendi. Fakat bir ay sonrasında yine aynı şekilde oldu. Yani sonuçta sadece temizlemek de yetmiyor aslında. Bunu devam ettirebilmek lazım. Geçtiğimiz yıl 30 okulda sticker ve broşür dağıtılmıştı. Bazı sunumlar yapılmıştı. Bu yıl, bugün de yeni eğitim yılı ilkokullar için başlayacak. Aynı çalışmalar devam mı edecek? Eklemeleri var mı Sayın Bakan? Şimdi zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı doğrultusunda biz bunu çocuklara çevre dersini vereceğiz. Evet. Veriyoruz. Yani milli eğitim olarak. Aynı zamanda biz kendi elemanlarımızla, çevre mühendislerimizle bu farkındalığı yaratmak için geçen yıl yaptığımızın daha da fazlasını yapacağız. Daha fazla okula gidilecek. Daha fazla okula ulaşacağız. Bir kere gittiğimiz yere gerekirse iki kere gideceğiz. Çocuk, çünkü biliyorsunuz ilkokul çocukları özellikle dışarıdan biri geldiği zaman daha farklı bir gözle bakıyorlar. Yani her gün gördüğü öğretmenin anlattığı ve dışarıdan gelen birinin anlattığı onlar için daha farkında bir olay yaratıyor. Evet. Onun için bu yıl biz kendi katkımızı da arttıracağız bu konuyla ilgili, eğitim konusuyla ilgili. Ama dediğim gibi biz sadece elemanlarımızla tespit edip veya gelen ihbarlar üzerine de değil, kamera sistemlerini belirli noktalara yerleştirip kameralarla da 24 saat gözetleme yapıp, denetim yapıp bu şekilde cezai işlemleri de yapmamız lazım. Evet, geçtiğimiz günlerde de bu atık yağ ihalesi vardı. Bir süt ürünleri fabrikasının ihaleyi kazandığı söylendi. Bu üretimde mi kullanılacak bu atık yağlar ve bilimsel olarak bir sağlıklı bir durumu var mıdır bu atık yağların orada kullanılması? Şimdi şöyle söyleyeyim, herhangi bir süt ürünü veya süt fabrikasının atık yağ toplama yetkisi yok. Evet, çünkü yasalarda ona izin vermiyor. O yanlış bir bilgidir. Bu ülkede yağ toplama izni olan bazı şirketler var, doğrudur. Bunları alıp belirli gösterdikleri alanlarda depolamak zorundadırlar. Ama kesinlikle biz ellim üreticisi, süt ürünü üreticisi veya gıda üreticisi veya işte kuru temizleme, biz bunlara yağ vermiyoruz. Yani yağ toplama izni vermiş değiliz. Ha, kullanılıyor mu? Evet. Kullanıyorlar. Cezalandırılıyor mu? Evet, cezalandırılıyor. Yine sizin ilgili daire tarafından? Tabii ki. Ama durmuyor mu? Şimdi bakın, tespit ettiğimiz bütün tesisleri biz uyarıyoruz, süre veriyoruz, kesinlikle olmayacak diye. İkinci denetimde yine aynı işlemler oluyorsa cezasını alıyoruz. Kapatmaya kadar da gideceğiz. Kararlısınız yani bu konuda. O kadar kararlısınız. Çünkü sanıyorum yani... Herkes bu ülkede kurallara uyacak, uyumazsa bir sistem veya sistemsizlik diye baktığınız zaman, sistemi oluşturamazsanız bir sistemsizlik oluşur. O zaman herkes kafasına estiğini yapsın. Trafik kurallarına da uymayalım o zaman, kırmızı ışıkta geçelim. Böyle bir mantık olamaz. Yani herkes kurallara uyacak. Toplum buna alışacak. Bunun zorlanıyor mu toplum buna? Zorlanıyoruz tabii ki. Ya biz zorlanıyoruz. Ya bu peki... Bakın en basiti müzik. Ha, oraya da gelecektim, evet. Müzik. Ha, bizim doğal kendi yapımızdan kaynaklanan, imar yapımızdan kaynaklanan sorunlarımız zaten var. Nasıl? Girne'desiniz. Siz apartmanda kalıyorsunuz, ikinci katta, üçüncü katta, zemin katta bar var, disco var. Bangır bangır müzik yapıyor. Turizm ülkesisiniz. Eğlence merkezlerinizin olması lazım. Gelen turistlerin eğlenme isteği var. Eğlenecekler. Bu ülkeye bir katkı gelecek, sağlanacak. Gençleriniz var, eğlenecek belki. Onlar da gidiyor, istiyor gitsin. Ama buradaki problem şu. Siz diyorsunuz ki 60 desibeli geçmeyeceksiniz müzik yaparken. Evet. 60 desibeli geçmeyen yerlerin sayısı çok az. Mutlaka geçiyorlar. Ha, biz denetim yaparken bu ya üstüne vuruyoruz, sesi tespit ediyoruz dışarıdan, ya da bizden sonra oluyor. Ama bir problem var mı? Var. Şimdi insanımız şunu istiyor. Diyor ki, ben rahatsız olduğum an çevre dairesinin yetkilileri orada olmalı. Yani bunu kesmeli, susturmalı. Böyle bir imkanımız yok zaten. Kaç tane bar var bu ülkede, kaç tane disco var? Haftanın belirli günleri, belirli geceler çıkılıp kontrol ediliyor. Ve dediğim gibi ilk uyarıdan sonra cezayı da yapıyoruz. Hatta kapattığımız yerler de var. Müzik iznini iptal ettiğimiz yerler de var. Zaten Çevre Koruma Dairesi Müdürü Hasibe Hanım'ın da müzik izinlerine ilişkin izin vermek çok kolay. Denetim ve yaptırımın zor olduğunu söylemişti. Yani sıkıntımız o zaten. Yani yaptırım zor derken orada yaptırımla ilgili nokta yani... Şimdi bakın, düzelmesiyle ilgili bir konu. Küçük bir toplumuz. Evet. Biz şunu da gördük. Bana bazı şikayetler geldi. Ya işte bizim yiyen, evet, Girne Çevre Dairesi'ndeydi. Gece kontrollerine çıkıyordu, artık çıkmıyor da başkasını koymuşlar. Evet, koyduk. Hatta bölgeleri değiştirdik.
küçük bir toplum olduğumuz için belirli bir süre sonra insanlar diyalog kurdukça, tanıştıkça birbirlerine bakış açıları değişiyor. Ya Gökhan, lütfen, yani bak uyarı var, dikkat et lütfen biraz daha deyip dönüyor. Öbür sefer gidiyor, Gökhan da diyor ki bana, ya boş ver arkadaş, idare et bizi ya, bak işte tam turizm sezonu. Böyle ilişkiler kurulmuş. Yani istediğimiz sonucu alamadığımız için biz bu yönteme de başvurduk. Ve her zaman Gökhan da... Bey aradı, şikayet etti. Haftaya bir daha, öbür haftaya bir daha. Niye şikayet ediyor? Elemanları gönderiyoruz. Bir sonuç alamıyoruz. Elemanları değiştirince sonuç almaya başladık. Yani kurulmuş bazı ilişkiler oluşuyor. İster isteyerek, ister istemeyerek. Ama oluşuyor. Hatta biz Girne'nin ekibini, Lefkoşa'ya, Lefkoşa'nın ekibini, Magosa'ya gibi alternatifler de yaptık tabii ki. Farklı bölgelere yabancı insanlar gitsin ki muhatap olduklarında bir ciddiyet olsun. Bir dostluk olmayan bir ilişki, dostluk ilişkisi olmayan kişiler gitsin. Ama büyük ihtimalle sizin veya genelde şeyi de görüyoruz, partiler üzerinden de ilişkileri kurulup bunu idare edin şeklinde de uygulamalar yapılıyor. Yani evet, güzel bir yöntem. Yani geçmişteki olanların rotasyonunun veyahut ilgili bölgelerin değiştirilmesi, ama yani sanırım, yani suçlamak için değil ama işletmelerde de o konuyla ilgili bazı özümseme olması lazım. Bu kuralı ve nasıl uygulanacağını, yani ille araya birini koyarak değil de hani bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa onu yapalım noktasında. Bakın, biz de araya kim ne kimi koyarsa koysun. Açık söylüyoruz. Biz zaten iyi niyetliyiz. Birinci de uyarıyoruz. Yani bakın, biz sizi uyarıyoruz ama ikinci de cezayı yazacağız. Olursa aynı şekilde. Biz bunu söylüyoruz. İkinci de yazıyoruz. Yazıyorsunuz. Peki eğlence yerlerinin tanımıyla ilgili hiçbir yasada belli bir tabir ve tanım bulunmadığı ve bu işletme izninin verilmesi konusunda bu eğlence yerleri tanımına uyulmasıyla ilgili bir açıklamadan bahsetmişti Çevre Koruma Dairesi Müdürü Hasibe Hanım. Bu çalışma ne aşamada? Yani bu tanım yapıldı mı ve şimdi bundan bakın, sonraki izinler siz buna... Siz tanımı yapın. Ne yaparsanız yapın. Siz bu ülkede eğlence merkezlerinizi normal yaşamın olduğu merkezlerden uzak alanlara kurmazsanız toplu halde buna çözüm bulamazsınız. Nasıl taşınacak o köklü zaman? Köklü çözüm istiyor muyuz? Atıyorum Türkiye'de neresi diyeyim size, Kuşadası. Barlar sokağı var. Ha. Barların hepsi orada toplanmıştır. İnsanlar arka plandadır. Daireler, evler, insanların ikamet yerleri arka plandadır. Eğlenmek isteyen Barlar sokağına iner eğlenir. Orada müzik var. Sınırsız müzik var. Burada yapılamaz mı? Bu yapılabilir. Ama işte dediğim gibi biz bir şehir planlama yapmamışız. Girne için veya Lefkoşa için veya Magosa için. Magosa'da da öğrenci var biliyorsunuz çok zaten. En çok şikayet de o. Öğrenciler bara gidiyorlar eğlenmeye. Oradan yüksek tonajda sesler geliyor. Uymuyorlar çünkü. 60 desibele uymuyorlar. Ha, bunun nedir yöntemi? Ya siz çift cam yapacaksınız. Yalıtımlı camlar yapacaksınız mutlaka. Ve dışarıya çıkan sesi keseceksiniz. Ki bu çok mümkün gözükmüyor, ben size onu söyleyeyim. Maliyetten ötürü mü? Yani kimse yapmak istemiyor. Ya da yeni teknoloji ses sistemleri var. Belirli bir mesafeye kadar sesi iletiyor. Atıyorum 50 metreye, 50 metreden 51. metrede ses duymuyor. Ses duymuyor, evet. Böyle sistemler de var. Ama bunların maliyetleri çok yüksek. Burada hiç kimse bunu uygulamaz. Uygulamıyor da. Yapacağınız tek şey şu. Siz bar izni verecekseniz belediye olarak, evet, veya disco izni verecekseniz bir yerlerde, bunun şehir dışında olmasına bakacaksınız. Veya diyeceksiniz ki siz ülke olarak, ben Magosa'nın eğlence merkezi olarak şu alanı belirledim. Bu gibi kuruluşlar burada bu merkezlerde tesislerini kurabilir. İnsanları da oraya çekersiniz. Ama zaten Lefkoşa dışında imar planı yok. O yüzden bu da... İşte yani onu söylüyorum. İmar planının olması lazım. İlk önce imar planı. Olmadığı sürece biz bu sıkıntıları hep yaşayacağız bu toplumda. Aslında yani bahsettiğimiz tüm sorunlarda görüyoruz ki Sayın Bakan, çoğu şey geçmişte yapılan bazı sistemsizliklerin sorunu ve aslında bu sistemsizliği sistem haline getirdiğimiz zaman bu defa değişim çok daha radikal olması gerekiyor. Yani bir yerden toplu bir yere taşınma gibi ve bunun çok ciddi ekonomik boyutları da vardır. Devletin de içerisinde bulunduğu durum mevcut. Yavaş yavaş programın sonuna geliyorum. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Arıtma tesisleriyle ilgili durumlar nedir? Nasıl çalışmalar var arıtma tesislerinde? Arıtma tesisleri derken su arıtmadan mı bahsediyoruz yoksa atık su arıtmadan atık, mı? Her ikisiyle de. Şimdi atık su arıtmalardan bahsediyorsak Lefkoşa'daki yapılan son arıtmamız gayet güzel çalışıyor.
Magosa da arada bir problem yaşıyoruz. Bafra'da büyük bir sorun yaşadık aslında turizm bölgesinde. Çünkü daha önceki ihaleyi alan şirketlerin oradaki aletlere verdiği zararlar, doğru işletmemesinden kaynaklanan problemler bizi bu noktalara kadar getirdi. Ha, bir düzelme sağlanmaya başladı. Yani yaptığımız tahliller sonucunda, çünkü biz sürekli oradan kontrol ediliyor, gidip tahlil alıyoruz. O tahliller sonucunda son aldığımız tahliller bir önceki tahlillerin yarısından daha aşağıya çektiğini gösteriyor kirliliğin. Dolayısıyla orada da bir düzelme var ama istediğimiz şekilde mi daha değil. Ama olacak. Peki yerel yönetimlerin oralarda herhangi bir yaptırım noktası var mı? Yoksa tamamen bakanın muhtesinde mi bu çalışmalar? Yok. Şimdi bakın, Bafra farklı bir noktadır. Orası turizm bölgesi olduğu için Turizm evet. Bakanlığı muhtesindedir. Ama diğer arıtmalar belediyelerin muhtesindedir. Bizim muhtemizde değildir. Biz sadece şunu yaparız. Doğru çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Çevreye herhangi bir etkisi var mı, yok mu? Biz buna bakarız. Yani şimdi insanlarımız bazı şeyleri karıştırıyorlar. Yani birçok şeyi bizim üstümüze yönlendiriyorlar. Hayır, değil. Yani çöp mü? Çöp belediyelerin sorunudur arkadaş. Ha, çöplerini toplamıyorsa belediyeye ceza yazmak da bizim görevimizdir. Yani daha denetsel bir konum var. Biz denetsel konumdayız zaten. İcracı konumunda değiliz. Değilsiniz. Yani düşünün ki siz belediye, Mehmetçik Belediyesi bir ara greve gitti. Her yeri çöp götürdü. Hı. Lefkoşa'da gitti. Yani Çevre Bakanlığı kamyonlarla çöp mü toplayacak? Öyle bir kapasitemiz yok ki zaten. Ama şunu yapmak lazım. Sen bu çevre, bu çöpler toplanmak için kirli mi? Kirli. Cezayı ödeyeceksin arkadaş. Aynı zamanda da yerel yönetimler, İçişleri Bakanlığı gerekirse hizmet satın alacak. Grev olan belediyelerdeki hizmeti kendi idare edecek. Ha, daha sonra katkı payından belediyenin kesersin. Ama insanlarımız her şeyde Çevre Bakanlığı. Çünkü galiba en hassas olan konulardan biri ilk birinci sorumluluk da sizin üzerinizde düşünüldüğü Hayır, için. Hayır, işte sorumluluk bizim üstümüzde değil orada. Onu evet, orada yanlış bir algı oluştu bugüne yani kadar. Biz kontrol mekanizmasını, denetleme mekanizmasını yapıyoruz. Güzel. Yaptırım gücümüz yok bizim. Ceza kesebiliriz. Ama çöpü toplayamayız. Ceza oranları nasıl buluyorsunuz? Ceza oranlarımız çok tatminkar değil. Ha, bazı yerlerde uygun, bazı yerlerde değil. Ha, geçenlerde bir gemi kendi atığını limandan ayrılmadan bıraktığı için tespit edildi. 70 bin lira ceza kesildi. 70 bin TL. 70 bin TL. Ha, şimdi siz Aksa'ya ceza kestiniz, atıyorum 20 bin TL. 20 bin TL Aksa'ya da sen dokanmaz. Ama bir vatandaşa siz bir asgari ücret kestiğinizde 1300-1400 TL dokanır. Yani göreceli bir kavram. Onun için biz cezai yaptırımlardaki oranları şeye göre belirlemek zorundayız. Yani şirketin veya yapının, tesisin durumuna göre. Veya en azından o sektör biraz olarak, canını yakmalı. Veya sektör olarak değerlendirildiği zaman da işin hacmine göre. Yani onun için diyorum, yani bunların biraz daha düzenlenmesi lazım. Peki denizlerden, yani bizim suların kullanıldığı alanlardan da bir dönem aslında atıkların boşaltıldığı söyleniyordu. Bu konuda sanırım yani son dönemde sıkıntılar aşıldı mı? Yani uluslararası gemilerin atıklarını bize bıraktığıyla ilgili bir iddia vardı. Bir Hayır, biz çıkmış. Dönem dönem tespit ediyoruz. Tespit ediyor halin. Yani tabii ki biz ihbar da alıyoruz. Sahil güvenliğe de ihbarda bulunuyoruz tespit ettiklerimiz. Sahil güvenlik yakaladıkları oluyor, yakalayamadıkları oluyor. Ceza kestiklerimiz de var. Kaybolup gidenler de var. Yani kaybolup giden derken atığını bırakmış ama açılmış gitmiş. Öyle bir şey ki tekne ayrılıyor. Özellikle biz bunu şeyde de çok yaşıyoruz. Güney sahillerinde. Magosa Limanı'ndan çıkıyor. Giderken atığını bırakıyor. Giderken bırakıyor. Evet. Hani belirli bir güzergah çıkıyor limandan ve giderken Karpaz'a doğru, o buruna doğru bırakıyor. Ve biz bunu iskelede olsun, Karpaz'a doğru olsun çok tespitlerini yaptık. Sahil güvenliğe de söyledik. Sahil güvenlik de üstüne düşeni yapıyor orada. Allah var. Yani hemen gidiyor. Orada nasıl işliyor? Yani sahil güvenliğin görevi ve yaptırımı ne oluyor orada? Sahil güvenlik tespitini yapıyor. Hatta kamera kayıtlarını alıyor. Ispatlıyor. Ve bize bildiriyor. Diyor ki olay budur. Tekneye de el konuluyor. Mesela 70 bin lira yazdığımız cezada tekneye el koyduk. Ödenmediği takdirde bırakmayız tekneyi. Neden yapılma ihtiyacı var? Ama aslında bakın bunun işte farklı şekilde yapılması lazım. Burada, bu adada limana giren her teknenin yükü olsun veya olmasın belirli bir ücret ödemek zorunluluğu olması lazım ki o insanlar da açığa yükünü bırakmasın. Ha. Atığını bırakmasın. Ben bu atığı eğer buraya getirdiysem, ha, ben
atığım olsa da olmasa da bu parayı ödeyeceksem mesela, bu limana o atığı alsın diye, o zaman ben bunu niye denize dökeyim ki zaten? Zaten ödeyeceğim bu parayı, orada alsınlar mantığı hı-hı olacak. Çünkü bunu ödeyeceksiniz. Atığınız yoksa siz bunu denize döktünüz demektir. Çünkü mutlaka bir atık vardır. Aynen. Ve Sayın Bakan, yavaş yavaş programın sonuna geldik. Aslında çok, yani olayın geneline baktığımızda işin pek çok yönleri var. Yani özellikle bakanlığın hem gelecek olan su boyutu var, Aksaray'la ilgili boyutları var. Bu gördüğümüz denizlerle ilgili boyutu var, müzik izinleriyle ilgili boyutu var. Ve daha zaman darlığından ötürü bahsedemediğimiz pek çok konu var. Aslında sanıyorum gördüğümüz nokta bu sistemden ötürü bazı adımlar atmanın oldukça zor olduğu ve atılan adımların meyvesini görmenin biraz zaman alacağı. Son olarak son sözleri sizlerden alalım. Çevre konusunda topluma vermek istediğiniz bir mesaj varsa. Şimdi önce ben şunu da söyleyeyim. Siz bir yapı yapacaksanız, bir şey inşa ediyorsanız temelini bir kere sağlam yapacaksınız. Temeli sağlam olmayan hiçbir yapı ivedi yaşamaz, çöker. Biz bu ülkede bazı yasalar yapılmış daha önce. Ve bu yasalar şu an geçerli. Bazı noktalarda şunu yapmak lazım. Avrupa'dan yasayı direkt olarak alıp kendinize uygulamak yerine Avrupa'daki yasayı alıp özümseyip kendinize de uygulamanız lazım. Çünkü biz ada ülkesiyiz. Biraz adapte etmek gerekiyor. Kesinlikle. Lokal değerlere. Biz ada ülkesiyiz bakın. Biz normal bir kıta değiliz. Bir bağlantımız yok, kara bağlantımız yok hiçbir yerle. Yani ve bizi tanıyan bir ülke yok zaten şu an. İlişki kurabileceğimiz resmi bir ülke de yok. Bir tek yanımızda Türkiye var. Dolayısıyla biz yasalarımızı da yaparken bazı konularda bunları dikkate almak zorundayız. Hukukçularımız dikkate almak zorunda, mühendislerimiz dikkate almak zorunda. Siz başka bir ülkenin yasasını olduğu gibi alıp koyamazsınız. Koyduğunuz zaman problemler yaşamaya başlarsınız. Kendinize de uyarlamak zorundasınız bazı şeyleri. Ha, çevreyle ilgili ben ümitliyim, açık söyleyeyim. Biz çocuklarımıza doğru eğitimi verdiğimiz sürece bir yıl sonra olmaz, beş yıl sonra olmaz ama 10 yıl sonra, 15 yıl sonra olur. Şimdi bakın, birçok arkadaşımın çocuğu aynen şunu söylüyor. Geçen gün arkadaşım bir örnek veriyor. Yani şimdi tabii bazı şeyler isteyerek olmaz. İçtim diyor suyu, arabanın camından dışarı attım. Ve çocuk ne demiş biliyor musunuz? 8 yaşında. Baba ne yapıyorsun sen? Niye dışarı attın, çevreyi kirletiyorsun? Koysana demiş arabaya. Gittiğimiz yerde çöpe atarız. İki nesil bu. Bir babası, bir kızı. İki nesil yani. Dolayısıyla o kız büyüdüğü zaman, bu bilinçle büyüyen çocuk asla bunu yapmaz. Ha belki 40 yaşındaki bir insan da isteyerek atmıyor onu. Ama çocukluğundan beri gelen bir alışkanlıktır o. Bakın, farkındalık yaratırsınız. Bir müddet sizi etkiler. 15 gün, 20 gün. Ama 20 gün sonra o farkındalık kaybolmaya başlar. Ve siz içgüdüsel olarak her zamanki alışkanlıklarınızı yapmaya başlarsınız. Aslında siz o şişi yapmak istemezsiniz. Ama içgüdüsel olarak ona alıştığı için insanoğlu atar. Sürekli satın olmadı. Onun için sürekli farkındalık olaylarını yapmamız lazım. Sürekli anlatmamız lazım. Eğitimi doğru bir şekilde yönlendirip çocuklarımıza verebilmemiz lazım. Aynı zamanda da bir ceza yiyen insan en iyi farkındalık da cezadır. Bunu da bilelim. Kesinlikle. Yani biri ceza yediği zaman kesinlikle o farkındalık onda en az bir yıl devam eder. Ben bunda da iddialıyım. İddialısınız. Yani anlatarak değil. Ceza da çok etkili bir yöntemdir. Yöntemdir. Evet, sanıyorum durumun zorluğundan ötürü de cezanın önemi artıyor. Çok teşekkür ederim Sayın Bakan, katıldığınız için. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hamit Bakırcı bizlerle birlikteydi. Çevreye ilişkin pek çok konuyu kendisiyle değerlendirme imkanı bulduk. Bazı konulara zaman darlığından da giremedik. İlerleyen dönemde yine Sabah Sabah programında kendisini konu edeceğiz. Suyun gelmesinin ardından büyük ihtimalle yine bu konuları konuşmak üzere kendisini davet edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aranın ardından Mülteci Hakları Derneği Başkanı Ceren Gönüllü bizlerle olacak. Mülteci ve mültecilerin sorunlarını konuşacağız. Kısa bir reklamın ardından yine Kıbrıs Gençliği ve Anları ve First FM frekanslarındayız.